Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, tüm ülkeler Akdeniz'e akın etti. Akdeniz'e uçak gemisi akını yaşanıyor. Kıymetli izleyenler, Amerika, İsrail'e daha önce gönderdiği iki uçak gemisinin ardından şimdi de nükleer denizaltı gemisini gönderdi. Amerika'nın bu adımını değerlendiren uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikan Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi. Açıklama Merkez Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Ohio sınıfı 170 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki denizaltının Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki sorumluluk alanına ulaştığı belirtildi. İsrailli aşırı sağcı bakanı Amihai Eliyahu da abluka altındaki Gazze şeridine nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu belirtmişti. Amerikan donanmasının en büyük nükleer denizaltı gemisinin bölgeye gelmesini ve nükleer bomba kullanma ihtimallerini değerlendiren İstanbul Altıntaş Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Eray Güçleyer ve savunma sanayi uzmanı Turan Oğuz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşanan hareketliliği değerlendiren uzman, Amerika'nın bölgeye gönderdiği donanmasının sebebi, üçüncü ülkelere karşı yapılacak hamlelerin altyapısı olabilir ifadelerini kullandı. Amerika'nın nükleer denizaltı gemisini bölgeye göndermesinin sebebi, stratejik konuşlanmayı belgelemektedir. Sadece Gazze için değil tabii ki. Yakın zamanda daha büyük bir çatışma ortamı yaratılabilir. Muhtemelen İsrail'in kendisine tehdit olarak gördüğü yerlere bir saldırı yapma durumu da söz konusu olabilir. Silah ve gemi takviyeleri, Amerikalıların İsrail'le birlikte üçüncü taraflara karşı hazırlık yaptığının göstergesidir. Bölgeye silah yığıyorlarsa yeni gerilimlerin olabileceği yüksek ihtimaldir. Neticede silah demek savaş demektir.